Ebu'l Abbas Sehl ibn Saad Es-Saidi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Af oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Kuba'da oturan Amr bin Af oğulları kabilesi arasında bir anlaşmazlık olmuş bazı insanlar arasında. Onların arasını bulmak için bir grup sahabi ile birlikte oraya gitti Efendimiz. Efendimiz hemen müdahale ediyor bu tür e, ara durumları daha iş büyümeden e, ateşi söndürmek için. Onları barıştırmak için bir müddet orada kaldı. Bu arada namaz vakti gelmişti. Medine'de, Mesnebevi'de. Şu arada bir yarım saatlik bir yol var. Yürüme mesafesi. Kuba'da Efendimiz, Mesnebevi'de Müslümanlar bekliyorlar. Namaz vakti geldi. Bilal radıyallahu anh, Ebu Bekir hazretlerine e Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namaz vakti de girdi. İmam olup namaz kıldırır mısın diye sordu. <laughs> Namazın vakti gelince bekletmemek gerektiğini Efendimiz iyice öğrettiği için sahabilere. Vakit geldi o zaman biz kılalım dediler. Hazreti Ebu Bekir de peki istersen kılalım dedi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu. Ebu Bekir de öne geçip tekbir aldı. Müslümanlar da ona uydular. Öğle namazına başladılar. Safların arasından öne geçti. Bunun üzerine cemaat Hazreti Peygamber'in geldiğini imama haber vermek için el çırpmaya başladılar. Bir ses çıkarıyorlar ki bir olay oldu, bir durum oldu. Dikkat et diye. Ebu Bekir namaz kılarken başını çevirip hiçbir yana bakmazdı. Huşu derindi Hazreti Ebu Bekir'in namazda hiç sağa sola bakmazdı. Cemaat durmadan el çırpınca dönüp bakmak zorunda kaldı. Ne oldu acaba diye. Vücudunu döndürmediği için namaz bozulmaz. <laughs> yani kıbleden vücudu dönerse namaz bozulur. Başının dönmesi mekruh olmakla birlikte namazı bozmayacağı için başını çevirip baktı. Yanında Resulullah'ı görüverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yerinde kalması için işaret etti. Efendimiz de eliyle işaret ediyor ki yerinde kal devam et diye. Fakat Ebu Bekir ellerini kaldırarak Allah'a hamdetti ve arkadaki safa girinceye kadar geri geri gitti. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçerek namazı kıldırdı. Namaz bitince insanlara dönerek şunları söyledi ashab-ı kirama. Ey insanlar namazda bir durum meydana gelince niçin el çırpmaya başladınız? El çırpmak kadınlara mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse Subhanallah desin. Onun Subhanallah dediğini duyan kimse kendisine dönüp bakar. Yani imam hata ettiğinde, yanıldığında, okurken yanıldığında veya rekatı karıştırdığında arkada erkek cemaat Subhanallah der. Kadınlar ise el çırparlar. Onlar ses çıkarmaz, ellerini birbirine vururlar. Bunu da ilk defa orada öğrenmiş oluyor sahabe-i kiram. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'e dönerek Ebu Bekir yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın diye sordu. Hazreti Ebubekir Bekir Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi. Ya Resulallah siz varken benim orada namaz kıldırmam yakışmaz. Onun için e, geri çekildim diyor. Efendimiz de e, ikrar ediyor. Amr bin Af oğulları Ensar'ın iki büyük kabilesinden biri olan Evse mensuptu. Bugün Medine'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kuba'da otururlardı. 3 kilometre Kuba'da otururlardı. Bunlardan bazı Müslümanların birbirini taşlayarak kavga ettiklerini duyunca resul Ekrem Efendimiz çok üzüldü. Müslümanların birbiriyle bozuşmaları, işi kavgaya kadar götürmeleri onu tedirgin ederdi. Duruma hemen el koymak, kavga edenlerin dargınlığı büyümeden onları barıştırmak istedi. Yanında bulunan sahabilere haydi gidelim şunların arasını bulalım diyerek onlarla birlikte doğruca Amr bin Af oğullarının yurduna gitti. Bazı rivayetlerden öğrendiğimize göre kavga haberi geldiğinde öğle namazı henüz kılınmıştı. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem gittikleri yerden geç dönebileceklerini dikkate alarak Bilal'e İkindiye kadar dönemezsem Ebu e söyle namazı kıldırsın buyurmuştu. Bilal radıyallahu anh'ın Hazreti Ebu e gelerek namaz vakti de geldi. İmam olup halka namaz kıldırır mısın diye sormasının sebebi namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını mı tercih edersin? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünü bekleme faziletini mi diye onun görüşünü almaktı. Hz. Ebu Bekir'den hem namazı ilk vaktine kılma, sevabını elde etmek, hem de yaşlıları ve iş güç sahiplerini bekletmemek düşüncesiyle peki istersen kılalım dedi. Onlar namaza durduktan sonra Hz. Peygamber çıka geldi. İmam olması sebebiyle safların arasından geçerek en ön safa vardı. Onun geldiğini Hz. Ebu Bekir'e haber vermek üzere cemaat el çırpmaya başladı. Bir elin arkasını öteki elin avucuna vurarak tasfih veya avuçları birbirine vurarak tasfik maksatlarını konuşmadan anlatmış oluyorlardı. Yani eli şöyle de olabilir veya böyle de olabilir. İkisiyle de e, maksadını anlatmış oluyor. Fakat Hazreti Bekir Peygamber Efendimizin bir tenbihini hiç unutmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda sağa sola bakmak namazın bir kısım sevabını şeytanın kapıp kaçmasıdır buyurmuştu. Bu sebeple Hazreti Ebu namaz kılarken sağa sola bakmazdı. El çırpmalar çoğalınca bakmak zorunda kaldı. İşte o zaman resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrif ettiğini gördü ve geri safa geçmek istedi. Peygamber Efendimiz ona yerinde kalmasını işaret edince Hazreti Ebu çok duygulandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine önünde namaz kıldırma şerefini veriyordu. Bu Allah'ın bir lütfuydu. Ellerini kaldırarak Allah'a hamdetti ve o makamı ehline teslim etmek üzere birinci safa girinceye kadar geri çekildi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileri geçip namazı kıldırdı. Bu tatbikattan namaz esnasında imamın arkasındaki saftan birini yerine geçirerek namazı tamamlatabileceği öğrenilmiş oldu. Bunlar hepsi daha sonra meydana gelecek olaylar, ihtiyaç duyulan problemlerin çözümü oluyor. Namazı kıldırdıktan sonra Nebi Muhterem Efendimiz halka dönerek şöyle buyurdu. İnsanlar namazda bir durum meydana gelince niçin el çırpmaya başladınız? El çırpmak kadınlara mahsustur. mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse Sübhanallah desin. Onun Subhanallah dediğini duyan kimse kendisine dönüp bakar. Böylece imam namaz kıldırırken veya sesle okurken yanıldığı takdirde yanıldığını bildirmek üzere onu erkeklerin Subhanallah diyerek kadınlar ise el çırparak uyaracakları öğrenilmiş olduğu. Uyarıyı alan imam hata ettiği için ikaz edildiğini düşünerek düşünecek ve nerede yanıldığını bularak gereğini yapacaktır. Subhanallah diyene dönüp bakma meselesi bir başka konuya açıklık getirmek için söylenmiştir. Namaz kılan kimse yanında bulunanların fark edemediği bir durumu, bir tehlikeyi görebilir ve subhanallah diyerek oradakileri ikaz edebilir. Yani namaza olan kimse Subhanallah der. Namaz kılmayan kimse de bakar ki ya işte zararlı bir hayvan yaklaşıyor veya tehlikeli bir durum var hemen dikkat eder. Resulullah Efendimiz ashabına bilmedikleri bir konuyu öğrettikten sonra Hazreti Ebu Bekir'e döndü. Bazı rivayetlere göre önce onunla konuştu ve kendisine Ebu Bekir yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın diye sordu. Hazreti Bekir kendisine yakışan şekilde konuştu. Peygamber Aleyhisselam'ın kayınpederi, hicret arkadaşı ve ashabı içinde en çok sevdiği kimse olduğu halde Resulullah'ın önüne hiç kimsenin geçemeyeceğini, böyle bir saygısızlığı hiçbir beşerin gösteremeyeceğini belirtmek üzere dedi ki: "Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı." Hazreti Bekiri ve onun üstün edebini daha iyi anlayabilmek için bir hususa işaret etmekte fayda var. Araplarda bir adet vardı. Övünmek istedikleri zaman adlarıyla, künye veya lakaplarıyla kendilerinden söz ederlerdi. Övünmeyi düşünmedikleri, tevazu gösterdikleri zaman da baba veya dedelerinin adıyla kendilerinden bahsederlerdi. Hz. Ebu kendisinden söz ederken Ebu Kuhafe'nin oğlu diye babasının künyesini kullanması herkesçe bilinen tevazuunu bir kere daha ispatlamaktadır. Ya benim gibi gariban bir insan nasıl Resulullah'ın önüne geçer de namaz kıldırır diyerek tevazuunu gösteriyor. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz birbiriyle anlaşmazlığa düşen kimselerin arasını bulmak ve böylece Müslümanların birbirine olan bağlılığının zedelenmesine meydan vermemek faziletli bir davranış ayrıca idareci ve yönetici durumundaki kimseler için bir vazifedir. Hazreti Ebubekir Peygamber aleyhisselama karşı saygının zirvesinde olan büyük bir insandır. 3. Namazda Subhanallah demek namazı bozmaz. Zira namaz gibi bu söz de bir zikirdir. 4. Erkekler Subhanallah diyerek kadınlar da el çırparak imamı ikaz ederler. 5. Mecbur kalınınca vücudu kıbleden çevirmemek şartıyla sağa sola bakmak namazı bozmaz. Başıyla dönerek sağa sola bakması namazı bozmaz. Altı safları yararak öne geçmek sadece imamın hakkıdır. 7 kendisinden üstün bir kimseye imam olmak caizdir. Burada e, hakikaten Müslümanlar arasındaki kırgınlığa, küskünlüğe, dargınlığa, e, kavgaya Peygamberimizin hiç müsaade etmediğini görüyoruz. Müslümanlar cahiliye döneminde Evs ve Hazreti kabilesi birbirleriyle yıllarca savaşmışlar belki bir asır 120 yıl sürdüğü söyleniyor bu az savaşı diye. Uzun yıllar savaşa savaşa birbirlerini yıpratmışlar. Tabii ki yanlarında Yahudiler var. Savaş durduğu anda Yahudiler gelip araya bir fitne e, atıyor, bir fit sokuyor aralarına. Onlar yine birbirine düşürüyor. Zaten bu insanlar övünmeyi seven, tefahur, gururlanmayı seven insanlar. Araya girip işte siz falanca nasıl yapmıştınız? veya onlar size nasıl işte ezmişlerdi. Siz onlara mağlup olmuştunuz veya onlara galip gelmiştiniz. Bir galibiyeti, bir mağlubiyeti veya bununla ilgili bir şiiri söyleyince, hatırlatınca hemen duyguları kabarıyor insanların. İşte evet biz yapmıştık ama siz de böyle yapmıştınız, siz öyle yapmıştınız, biz de böyle yapmıştık diye başlıyorlar kavgaya. Yıllarca savaşıyor, insanlar ölüyor. Maddi kayıplar, manevi kayıplar öyle zayıf kalıyor Yahudi de onları idare ediyor Yahudi kenarda kendisi maddi olarak zenginleşiyor ve insanlara tahakküm ediyor. Sonra Efendimizin gelmesiyle Medine'ye İslam'ın gelişiyle Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle Allah'ın lütfuyla insanlar bu kavgayı bıraktılar, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya başladılar. Es ve Hazreç kabileleri ee, onlar beraber kardeşçe yaşarken, Yahudiler bunları görünce birden gayzlar öfkeleri kabardı. Nasıl bunlar birlikte olabilirler? Yıllarca biz bunları savaştırdık. Bunlar bir araya gelirse bizim burada durmamız mümkün değil. Diyerek hemen bir delikanlıya diyor ki, şunların arasına git de o eski günlerle ilgili şiirlerden birkaç tane oku. Delikanlı geliyor. Evs ve Hazreç arasında geçen bu as savaşıyla ile ilgili bir şiir okuyor. Tabi hemen o günkü hatıralar canlanıyor. Birileri diyor ki vay siz bize böyle derseniz biz de size şöyle demiştik. Ona da siz öyle derseniz biz de böyle yapmıştık falan. Bir kavga tekrar kavgaya tutuşuyorlar. Hemen Efendimiz müdahale ediyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki İslam geldikten sonra ben geldikten sonra hala cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Allah sizin kalplerinizi ülfet ettirdi diye e, Beli bir konuşma, kısa bir konuşmayla bu ateşi söndürüyor ve Müslümanlar birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Hatta deniyor ki başlangıcı en kötü, sonu en güzel olan gün o gündü. Başlangıçta Müslümanların birbirleriyle böyle öfkelenmesi, savaşa tutuşması, sonunda ise kucaklaşmaları söz konusu. E, bu şekilde birkaç hadise oluyor tabii ki. Müreysi gazası, gazvesi esnasında oluyor. Tebük Sefer esnasında oluyor. Münafıklar, Yahudiler öyle sık sık Müslümanları birbirlerine düşürmek için ee, mücadele ediyor, gayret ediyor. Her defasında Peygamberimiz hemen müdahale ediyor ve diyor ki bu cahiliye adettir. Netendir diyor. Kokuşmuş, pislik bir şeydir. Asabiyat davası. Bizim kabilemiz şöyledir. Bizim işte milletimiz böyledir. Biz böyle yaparız. Milliyetçilik, kabilecilik. Bu eee kokuşmuş, pislik bir hadisedir, pis bir davadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı bırakın bundan uzaklaşın diye e, ve Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde tutuyor ama e, ondan sonra zaman ilerlemesiyle maalesef yine düşman aynı hilesini yapıyor, bugünden şey yapıyor ve Müslümanları asla bir araya gelemeyecekler şekilde aralarını bozuyor, onları birbirlerine düşman ediyor Peygamberimiz o gün örneklerini vererek ümmetinin nasıl davranması gerektiğini göstermiştir. Bugün de ümmeti Muhammed'in Efendimizin o davranışlarından ibret alarak, örnek alarak birlik ve beraberliklerini sağlamaları, o olayları hatırlamaları, yani düşman nasıl Müslümanlar arasında fitne sokmuştu, Peygamberimiz bunu nasıl hemen bu fitne ateşini söndürmüştü, aynı şeyin bugün bize uygulanmasına müsaade etmeyelim. Biz bu düşmanların, e, Müslümanlar arasında ayrılık e, atmalarını, fitne e, sokmalarına müsaade etmeyelim diyerek uyanık olmaları e, gerekirdi. Ama maalesef hala bugüne kadar onu başarabilmiş değiliz. Dolayısıyla bunu sık sık hatırlamamız gerekiyor. Arası bozulanları Peygamberimizin nasıl e, düzelttiğini, kabilecilik, milliyetçilikle çeşitli e, cahiliye adetleriyle insanların övünerek nasıl birbirlerinden ayrıştıklarını, uzaklaştıklarını e, görüp e, bunları bitirmek gerektiğini, bu İslam'ın bunları yok ettiğini bitirdiğini düşünmek ve derhal Peygamberimizin sünneti üzere birlik ve beraberliğe dönmek gerekir. Efendimizin orada gösterdiği örneği biz bugün hayatımıza tatbik etmek durumundayız. Edersek biz e, faydasını görürüz. Etmezsek de zararını çekiyoruz zaten çekmeye de devam ederiz kıymetli dinleyenler